Kemik erimesi herkesin ama en çok da yaşlanan insanların sorunu. Birinci sırada da menopoz dönemine giren hanımlar var. Son yıllarda kemik erimesi problemiyle daha sık karşılaştığımızda kesin. Bunun pek çok nedeni var ama ilk önemli neden ömrümüzün uzaması. Yani menopozda ya da andropozda geçirdiğimiz sürenin 70'li, 80'li, 90'lı yıllara doğru yaklaşması. Kemik erimesi ciddi bir belirti vermiyor. Genellikle hafif bir boy kısalması yapabiliyor. Kemik kas ağrıları yapabiliyor. Ama kemik erimesinin gerçek varlığı bir yerdeki ufak düşmelerde hemen kolun, bacağın ya da kalça eklemindeki kırığın ortaya çıkmasıyla anlaşılıyor. Bu nedenle özellikle 40'lı yaşlardan sonra sağlıklı yaşam programımızı yaparken kemiklerimizi daha güçlü tutabilmenin ve kemik erimesine karşı daha erken uyarılar alabilmenin yollarını bilmemiz lazım. Biraz önce söylediğim gibi ciddi bir işareti yok. Onun için en doğrusu menopoz çağına yaklaşan veya giren her kadının bir de 55-60 yaşındaki erkeklerin mutlaka kemik erimesi için bir kemik taraması cihazına girmeleri ya da kemik erime hızını ölçen kan ve idrar testlerini yaptırmalarında fayda var. Diyelim ki bu testlerde kemik erimesi olduğu anlaşıldı. Ne yapmamız lazım? Kemik erimesinin tedavisiyle dahiliyeciler, aile hekimleri, fizik tedavi uzmanları ve romatologlarla endokrinologlar ilgileniyorlar. Bu branşların hepsi kemik erimesi sorununu çözebilirler. Yani olayı çok fazla köpürtmeye gerek yok. Kemik erimesi de sıradan bir yaşlanma problemi ve biraz metabolizmayı bilen, biraz bu konuda tecrübe edinen her hekimden 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yardımı almanız mümkün. Peki ne yapacaksınız? Yapacağınız ilk iş önce kemiklerin koflaşmasını önlemek. Yani osteoporozu, osteopeni aşamasındayken yakalayıp önleyici tedbirleri alabilmek. Daha çok kalsiyumlu gıda tüketmek ilk yapılacak iş. Yani ağız yoluyla besinlerle daha çok kemiğe kalsiyum kazandıracaksınız. Nasıl mı? Daha çok süt ürünü tüketerek, daha çok kuru yemiş, özellikle badem tüketerek, daha çok bakliyat tüketerek ve daha çok sebze tüketerek en çok kalsiyumu doğal yollarla bu kanallardan kazanılabiliyor. Daha çok D vitamini kazanabilirsiniz, daha çok güneşlenebilirsiniz. Dolayısıyla D vitamininin yardımıyla kalsiyumu kemiğin içine sokmayı başarabilirsiniz. Başka ne yapılabilir? K2 vitamininin kalsiyum desteğini kemiğe sokma gücünden yararlanılabilir. Başka daha çok yapılacak şeyler var. Mesela ama kemik erimesinde kullandığımız bir takım reçete ilaçlar var. Bunların yazılması ve kullanılması mümkün ama bu işi uzmanlara bırakmakta fayda var. Peki hocam, kalsiyum takviyelerinden nasıl daha akıllıca yararlanabiliriz? Benim tavsiyem her kalsiyum tuzunun işe yaramadığını bilmeniz. Mesela kalsiyum karbonat takviyelerinin çöp olabileceklerini unutmamanız, kalsiyumun sitrat veya glisinat tuzlarından istifade etmeniz. Ve tabii ki kemik erimesiyle kalıcı bir mücadele düşünüyorsanız ki düşünün, aktivite meselesini ihmal etmemeniz. Yani yan girip yattığınızda, hareketsiz kaldığınızda sadece kaslarınız erimiyor, kemikleriniz de eriyor. Eğer daha güçlü kemiklere sahip olmak istiyorsanız daha çok hareket etmeniz, kemiklere daha çok yüklenmeniz, yani yürümeniz, yüzmeniz, ağırlık kaldırmanız, kaslara, kemiklere daha çok yük vermeniz şart. Özeti şu efendim, kemik erimesi özellikle yaşlanma yolculuğunda önemli sağlık sorunlarından biri. 70'li 80 yaşlarında düşüp de kemik erimesi nedeniyle kalçasını, bileğini, ayağını kıranların maalesef dörtte biri yataktan çıkamıyor. Ve bu yataktan çıkamayan yaşlı insanların neredeyse yarısı kemik erimesinin getirdiği bu sorun nedeniyle hayata veda ediyor. İşte bu nedenle lütfen 50'li yaşlara yaklaştığınızda bu kemik erimesi meselesini sağlık problemlerinizin, muhtemel sağlık sorunlarınızın biri olarak işinin başına yazın ve şimdiden onun tedbirini nasıl alacağınızı, nasıl korunacağınızı, nasıl tedavi olacağınızı öğrenmeye gayret edin. Kemik erimesi takviyeleri deyince aklınıza sadece kalsiyum tuzları gelmesin ve sadece kalsiyum yutarak kemik erimesi meselesini çözebileceğinizi düşünmeyin. Son yıllarda özellikle K2 vitaminini akılcı kullanım halinde hem kalsiyumu kemiklere yerleştirmede hem de aldığımız kalsiyumun damarlarımıza yerleşerek damar tıkanıklığı yapmasını önlemede önemli rolü olduğunu biliyoruz.
K2 vitamini biraz pahalı bir vitamin. 25 mikrogram günde yetiyor. Ama bu kadar K2 vitamini kazanmak için 1/4 bir demet maydanoz yemenizde K2 vitamini eksikliğinizi çözebiliyor. Yani gidip eczaneye tonla para verip K2 vitamini almak zorunda değilsiniz. Ama bir şekilde imkanınız varsa bunu da bir kenara not edin. Peki başka neler lazım bize? Özellikle kemik erimesi için geliştirilmiş D vitamini formları var. Yani kalsitriol içeren ilaçlar var. Onlardan da faydalanmanız mümkün. Şunu unutmayın. Magnezyumda en az kalsiyum kadar önemli bir kemik güçlendirici. Ve yine şunu unutmayın. Kolajen de en az magnezyum ve kalsiyum kadar önemli bir kemik güçlendirici. Dolayısıyla D vitaminini, magnezyumu, kolajeni, kalsiyumu, K2 vitaminini birlikte kullanmadan, yani bu beşli askeri sistemi sisteme sokmadan güçlü bir kemik erimesi mücadelesi yapmanız biraz zor. Hepinize güzel, sağlıklı, keyifli bir gün diliyorum.